Yok, ben gitmek istemiyorum. Neydi, hangi? Ben gitmek istemiyorum. Benim evim var. Devlet bana zaten pozitif olursa evde kalacaksın bana. Şu an senin kötü kararında gitmemizde değil. Tabii ki. Devletimin yanlış olduğu kurallar gereği. Biz benim evim olmasa ben evimde 3 günüm var mesela. 14 gün değil mi misiniz? Ben 11 gündür. Tamam, 11 gündür ama 11 gündür evde mi gidersin? Evet, evde. Şu an dışarıda sorarım. 14 gün içeride olmaz mı? 14 günün geri kalan 3 gün kaldı. Tamam, 3 gün kaldı. 3 gün ben evde geçireyim. Yani şimdi şu anda sizi evimize gönderme şansımız yok halde. Evim uzak olsa... Fark etmez. Yakın da olsa, şurası da olsa beni gönderme şansımız yok. Fark eden bir şey yok. Yine aynı şeyde kural ihlali yapacağınızdan dolayı... Kural ihlali olduğunu bilmiyorum ki ben. Ya bilmiyorum diye bir şey yok. Yani pozitif olduğunu bilmiyorum. Test Urfa'da yaptırdım, işe geldim. Nasıl bilgim olabilir sonuç yani sizce? Sonuç çıkmadan mı geldiniz? Efendim? Sonuç çıkmadan mı geldiniz? Evet. Peki 11. günde oldum nereden, nasıl biliyorsunuz? Çünkü ayın 19'unda ben test yaptırdım. Testin sonucu almadınız mı? Hayır. Hiç merak etmedim mi? Ben hastaneyim, yerde değilim. Telefonla arıyorum, madenende herhalde hiçbir şeyim olmadı. Telefonu var değil mi cep telefonu? Evet. Normalde size mesaj gelir. Telefon numaranızı oraya verdiyseniz. Cezadaysa ceza yazın. Evet. Ben cezamı öderim ama yurtta kalamam. Benim evim var çünkü burada. Öyle bir şansımız yok. Gönderdiğim bir şansımız yok. Burada konu kuvvetleri de burada. Şimdi siz her dışarıda olan insanı... Aynen. Burada defalarca arkadaşlarımız... Siz öyle diyorsunuz, bizim konuşmalarımız, dışarıdaki falan. Çok kişi pozitif çıktı. Hepsini dışarıda kaladılar. Hiçbirisine şimdi orası yurda getirdiler. Fark etmiyor. Bütün devlet sistemi birdir. Var. Yani. Ayrı devlet sistemi bir zaten. Burada sıkıntı birdir ama sizin burada farklı bir sistem olur. Neyse bunları konuşmanın bir anlamı yok. Bunları konuşmak sadece bizim birbirimizi yormaktan başka bir şey olmaz. Şu anki görevimiz bizim sizi buradan alıp bunları ikinize yurda götürmek. Tamam, testin sonucu açıklanana kadar bulunduğunuz yer çaldırsa çaldırsın. Ev orada dışarı çıkmıyorsunuz. Test sonucunda devlet varsa, elham varsa oradan kontrol edin elhamıza. Tamam mı? O maksimum 24 santimde açıklanıyor. Ona göre eğer ki pozitif çıkarsanız siz de karantinada kalıyorsunuz 14 gün. Pozitif çıkma, negatif çıkarsa normal yaşantı devam ediyorsunuz. Tamam mı? Anlaşıldı değil. Abi daha haline götüreceğiz. Ben de hastalıyım. Biz sizi önce burada mı gideceğiz? Ben orada kesinlikle. Gönderemedik. Ben de o şekil gitmiyorum. Sizin bir örneğe gibi şansı yok. Sizin de bir şansınız beni zorla getirdim. Araştırsın. Görsün. Ben bütün insanları hastalık saçıyorsun. Hayır. Hasta değilim ki ben. Burada götürmüşsün. Burada tekrardan testini orada biz size aldık. Hayır tamam, siz test yapmak istemiyorsunuz. Biz test yapıyoruz. Testi sağlıkta yap. Tamam, yapmıyorsun. Onlar yapmıyor. Orada yapacak. Sizin amacınız bu değil. Amacınız bu olsaydı test yapardım. Nedir amacınız? Amacınız kızınıza bakmak. Yes. Zamanımı almak. Seni niye yurda? Benim ailem var, çocuklarım var. Ben onları nasıl yapayım? Bizim de var ailemiz, çocuklarım. Bak biz de buradayız. Çoluk çocuğu bıraktık. Biz de burada görev yapıyoruz. Bu işi birilerinin yapması lazım. Bu işi başkaları yapmazsa bu işi boşluk kalır. Sizin dediğiniz gibi olsun. Sizin dediğiniz gibi olsun. Peki. Sizin dediğiniz nasıl ise öyle yapalım. Benim dediğim şekil test yapalım. Pozitifse o gördüğü daha sonraya alalım. Biz karşımızdaki kişilerin yoluna göre hareket ediyoruz. Tamam, benim 3 gün kalmış. 3 gün de evimde kalalım. Varyantlıysa 20 gün, değilse 14 gün. Yok hiçbir şey yok. Şimdi yani bir günde olsa, 2 saatte olsa biz sizi bu şeyde gönderemiyoruz. Yani devletimizin, valiliğimizin, Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Denetim Merkezi'nin almış olduğu kurallar gereği 14 gün sizin karantinada olmam gerekiyor. Karantina ihlali yaptığınız için de benim geri kalan bir müsaade edeceğiz ve burada dolduracaksınız. Benim evim var, devlette var. Peki şu an neden dışarıdasınız? Bilmiyordum ki. Size demediler mi 14 gün diye? Pozitif olduğunu bilmiyorum. Kaç dediler bana, ilacı tamam. Yedim zaten. Tamam. Yani bir iki gün hasta geçiyor, hiçbir şey zaten hissetmiyorum. Şimdi biz 1,5 gün bu hastalığı çekiyoruz. Siz bu zamana kadar hiç duymadınız mı 14 günlük karantina süresi var mı? Ama bilmiyorum. Hasta olduğunu. Siz herhangi bir şeyde şu gün bitecek demediler mi? Hasta olduğumu bilmiyorum. Pozitif dediler miyorsunuz? Yok, pozitif dediler demiyorum. Ne? Dediler eğer pozitif çıkarsa 14 gün evde kalacaksın. Ben evden çıktım, işe geldim. Neyse, şu anki izlenim devam ediyor. Şu an sizi burada durduğumuzda. Ben evim var, ben hastanede kalmaz. Evde gönderme şansı kalmıyor.